anneniz yalanları duydunuz ben. Çekimlerim belli. Her gün evimizin önüne parkın, çocuk parkın etrafını boka boyuyorlar. Yine biz yalancıymış. Duruyoruz, çay içiyoruz. Geldiler, arkamıza yapıştılar. Hiç Allah'tan korkmuyorlardı. Bize kaldırdıkları mahkemedeki iftiralar falan yetmiyor. Bir de ne diyor? Çocuk parkı var orada falan, biz öyle şey yapmayız. Sen hatırlamıyor musun nereye? Evet. Çocuk parkının etrafını boka boğmuyorlar. Evet. Kaç tane klip yayınladın? Kaç tane çocuk parkının özellikle etrafını evet, salıyorlar bunu. Bir de kanserli komşuya, ölmek üzere olan komşuya. Daha çabuk öldürsünler diye. Diğer komşuları öldürdüler. Aynı bu millet işte. Bunlar işbirlikçiydi eminim. Çocuklar olayı yani. İstediklerine böyle yükleniyorlar. Göz göre göre, göstere göstere, avlata avlata, hasta eve ki farkına var. Problem burada. Sineğe sivi sineğe boğa boğa. Ondan sonra karşı çıkmak zorunda kalıyor. Tezgahlarla, tuzaklarla, linçlerle, şunlarla, bunlarla, küfürlerle sizi davaya düşürüyorlar. Ve hakimlerince çıkarıyorlar kararı. Yürü hastaneye. Yani hapis cezasını geçip hapisten daha beter olur. Hastaneye. Ömür boyu ilaça. Kötü okumuşlar. Ne sesi? Yok ya. Evet. Köpek sesi. Var. Polis. Polis. Yapmıyor. Ağzı var. Resim yaptı. Güzel değil mi? Güzel ama. Vah, nasıl avladı gelmedi. Hakimi hala devam ediyor. Neye devam ediyorum ben? Evimin önüne yaskıya gelenleri. Sıçanları çekiyorum. Devam ettiğim bunların kanser her türlü hastalık saçma tezgahlarını çekiyorum. Yayılıyorum. Yaptığım o. Zorlarına giden o. Devam ettiğim o. Ona son vermek istiyorum. Abi çıkacağız. Tesadüfe bak, bekliyorlar bizi de. Çoktan çıkalı yarım saat oldu bunlar. İçimiz var. Ya o kadar bunları veriyoruz ya. Burada bile sakin yapabiliyor bu millete. Var mı böyle bir şey? Eve geldik. Tam öğlene yetişiyoruz. Biz planladık mı bunu? İçimiz var değil mi? Bakalım şimdi eve varınca nasıl bir takipler bekliyor. Okulun etrafı, çektiğim şeyler yayınladım. Her zaman bok. Hastanenin etrafı, açık açık kedi bokları her zaman. Çekimlerin masumluğu. Bu millet masum değil mi? Kurdun önü, İmam Hatip okulu çünkü. Namaz kılıyorlar. Buyurun bu çocuk parkının etrafına yapmayan insanlar. Boka boyadılar burayı. Bakın bu ağacı çektim çürümek üzere. Kurtardım. Buyurun bunların bokları. Buyurun bir tane daha ishal böyle pislik hastalık dolu. Çocuklara. Bu millet yapmıyor çünkü ney varmış? Çocuk parkı yapmıyormuş. Ondan sonra tabii bizim ağaçları işaret edilmiş.
buradan buklar eksikliği olmuyordu. Her gün onar onar en az kaldırıyordum. Burası pislik yeriydi. Evimizin önü onlarca çektiğim pislikle yayınladım. Her gün. Kanal yolu yeni kazdıkları diğer kanalların yerlerini zaten biliyoruz bıraktıkları pisliklerle. Kanal yolu kanalı yeni kazdılar. Kazıyıp içine boklar döşemişler. Boklar sürüyle. Turnike olması ilkeden de rüzgar bu yöne etiyor. Doğum hastanesine girecek o tehlikeli gazlar, toksoplazmalar, şunlar bunlar. Bu köşeye hepsi planlı böyle. Seni girebilecek şekiller, parazitleri, sinekleri, toksoplazmaları. Kimeden geç, neler olduğunu anlatayım. Daha girer girmez baskı takip başladı. Hani biz beklerken asansörü pat diye arkamızda belirlediler. Sonra mahkememiz oldu, yalanlar yağdı. Neymiş? Buraya gelmiyormuşlar. Burada çocuk parkı varmış. Buraya sıçramazmışlar. Vicdanın sınırıymış var. Kendiniz bakın parkın etrafına. Yüzlerce pipirim hariç bugünküne bakın çünkü azaldı, bitti. Ondan sonra neymiş? Ben atıyormuşum bilyeler falan. Hakim Hanım, ben bilyeler atsaydım ve bilyeleri atsaydım birisi zarar görmeyecek mi? Bunların yüklediği davalardan fazla davalarım olmayacak mıydı? Birisine rast gelmedi mi o bilyeler, attığım bilyeler? Yalana bak be. Polisini sürdü be kapıma. Pencereme pataküte gece yarısı. Beni vurmak için. 15-16 yaşında polisle nişanlıymış. O da aynı şeyi söyledi karakola girince. Onu amiri uyanırken bizi de oradan gece yarısı sabaha kadar bekletip davanızdan vazgeçin derken bilgi atıyor. İtirafı o da sallıyordu. Anlaşmışlar. Ben bilgi atsaydım birisi zarar görmeyecek miydi ben? Suçu duyuyorsunla bulunmayacak mıydı? Aynen böyle gözünüze sokuyorlar yalanları. Böyle mikropları kimsenin gördüğü yok bir şey. Körsünüz. Bu satan işlere karşı.